Gel. Gel gel. Otur gel. Yatır. Otur otur. Bir şey yapmayacağız. Otur buraya. Tunca kablosuna geldi. Gel oğlum sen de otur. Tunca gel sen de. Efendim Mazber ekranlarından selamlar. Geçen gün bir video paylaşmıştık hatırlarsanız. Oyun haberleri üzerine her zamanki bir gündemi değerlendiriyorduk. Ve videoda çok tartışılan bir konu vardı izleyiciler arasında. Müzik. Bir müziği dinleyelim isterseniz öncesinde. Evet, o müzik sevgili kurgucu arkadaşımız Taylan kendi tarafından besteledi. Kullanıldı. Taylancığım, bu müziği çok aradın mı diye soru geldi. Biz de sorunun muhatap olarak seni şey yapalım dedik. Neden bu müzik? Ya sevdiğim, beğendiğim bir müzik yani. Her hangi YouTube'u görmek müzik istiyorum onu. Niye bu kadar eleştirildi anlamıyorum. Adam hayatı bitti. Kendisi kovulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı arkadaşlar. Yani lütfen yolda görüp tehdit ediyorlar. Müziği eleştirirken bunu da düşün. Arkada o müziği koyan bir insan da var o videonun altına ve gerçekten baskı evet, altında bir kaldı. Bir maaşı gitti. Bir maaşı müziğin telifine verdik. Galiba şöyle bir sıkıntı varmış abi. Çok YouTuber kullanıyormuş müziği evet, ve abi. YouTuber'larda pek sevilmiyormuş galiba bu kulüplerde. Sen bu YouTuber'ları takip ettiğin için mi onlara mı özenmek istedin? Yani takip ediyorum evet ama dedim bizim videolarda da olabilir dedim ama bu kadar eleştiri beklemedim. Bizim videoların da kitlesini böyle bir genişletmek istedin kesinlikle galiba. Trendlere oynamak istedin bu müzikle birlikte. Ama olmadı be arkadaşlar. Aha. Canımız sağ olsun, olmadı. O zaman bundan sonra daha farklı müziklerle evet, denemeden devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Peki, teşekkürler. Efendim bugün 3 tane haberimiz var. İlk ikisi kısa dedikodu değil aslında. Bir tanesi normal bir haber. Manhunt. Bildiğiniz Manhunt var ya, Rockstar'ın şu an üzerinde durmadığı bir oyun kendisi aslında ama zamanında bayağı konuşulmuştu. Evet. Aşırı şiddet içerme sebebiyle olay da çıkartmıştı. 8-9 ülkede yasaklanmış. Bir numara o galiba en çok yasaklanan. Evet, büyük ihtimal çünkü gerçekten her türlü aletle bir insanları öldürebildiğiniz bir oyun ve kendisi tekrar piyasaya çıkabilir. Neden diye sorarsanız Take-Two yani Rockstar'ın baba firması, ana firması diyebileceğimiz firma, oyunları dağıtan firma Manhunt isim markasını yenilemiş, tekrardan satın almış bazı haklarını. Ama bu şu da olabilir. Yani zamanı gelmiştir, tekrar almıştır kaçırmamak muhtemelen için. Muhtemelen de şu an öyle gibi gözüküyor. Öyle ya da hani önlerinde planı vardır ama yani zamanı gelip aldıklarına göre de belli bir şey var kafalarında. Hani ileriye dönük şu an olmasa bile yapımında. Ben çünkü bu saatten sonra Rockstar'ın Manhunt'la uğraşacağını zannetmiyorum. Ben de. Çünkü hani Red Dead Redemption, GTA çok daha büyük çaplı oyunlar yaparken belki Rockstar değil alternatif başka bir firma Manhunt'ın sorumluluğunu üstlenip hani belki yandan başka bir şey oyun olarak çıkartabilir. Ya evet, kesinlikle başka bir stüdyo yaptırırlar eğer böyle bir şey yapılacaksa da. Çünkü bir kere zaten mainstream bir oyun değil ya. Evet. Belli bir kitleye, küçük bir kitleye şey yapar. İlk aklıma benim şey de gelmiş, bu Friday the 13th ya da işte Dead by... O kafa belki bir şey yaparlar mı diye böyle bir şey yaptı. Online'a kayan değil mi? Yani evet, o oyunlar şey olmaya başladı, popüler olmaya başladığından beri aklımdan geçen bir oyundu açıkçası hani Manhunt benim. Her yani şey, çok zannetmem bir şey, aynen. Bir şey yaptıklarını zannetmiyorum şu an. Online olunca yasaklanmazdı, bir şey olmuyor. Onlineken birbirini bıçaklayınca hiçbir şey olmuyor ama oyundaki karakterleri öldürünce yok ama ya, oluyor ya bu oyunda falan diye bir yine çıkıyor. Şeye bağlı olacaktır o biraz da. Yani içerisinde ki şiddet şeyleri. Çünkü hani ne Dead by Daylight'ta ne de işte Friday the 13th'te her ne kadar ciddi vahşet anları olsa da Manhunt kadar yoktu. Tabii bayağı müthiş bir oyun gerçekten yani. Müthiş derken hani şiddet seviyesini doruklara çıkaran yani farklı psikopatlıklarla adam öldürmek istiyorsanız oyun gayet müsait. Tuncan'ın da en sevdiği oyundur evet, gerçekten. Manhunt serisi favori serisidir. Bir sonraki haberimiz heyecanlandıran bir haber. Cyberpunk 2077. Geçen gün tweet çıkmıştı. Beep diyordu. Bu kez gelen haberse oyunla ilgili aslında yakın zamanda bir şeyler daha görebileceğimizin sinyalini veriyor. Olay şu, gerçi o BP yazdıklarına göre bir esprisi olsa gerek herhalde. Durduk yere yani sosyal medya şeyi hesabının şifresini hatırlayıp dur şuraya BP yazayım da eğlensin millet dememiştir diye tahmin ediyorum. Polonya merkezli basın kaynaklarından çıkan haberlere göre biliyorsunuz Cyberpunk yapımcıları da Polonya asıllı. Ve oradan şu söyleniyor abi, E3'te oyun oynanabilir olarak kapalı kapılar arkasında gösterilecek diye bir iddia var. Bu bence evet, ciddi bir iddia şundan dolayı. Zamanında CD, bundan bir ay önce CD Projekt Red'in başkanı şöyle bir açıklama yapmış. Ben bunu çok geç gördüm. Görünce de üzüldüm. Keşke hiç görmeseydim dedim. Demiş ki 2019'dan önce tarih paylaşmamız çok zor. Yani 2019 yılında ancak çıkış tarihini paylaşabiliriz oyunun demiş. Ama daha da sevindirici. Yani bundan moralimiz bozulmasın. Yani 2019'da duyurulacaksa çıkış tarihi 2020'den aşağı gelmez
gibi şey yapmayın, üzülmeyin çünkü CD Projekt Red şunu da açıkladı zamanında. Bethesda'nın yayın ve açıklama politikasını evet. beğenmiştik. Yani Fallout 4'ü işte E3'te açıklayıp Kasım'da çıkartmışlardı. Haziran'da açıklamışlardı. Oyun 3 ay 4 ay sonra Kasım'da çıkmıştı. Biz de o mantelleri yapacağız bundan sonra duyurularımızı demişlerdi. Yani 2019'da duyurup 2019 Kasım'ında da oyun çıkartabilirler. Evet. Hani öyle bir burada duyuracaklar 2023'e kadar uzar diye bir şey yok. O yüzden oyun oynanabilir olma ihtimali yüksek geliyor bana E3'te. Çünkü hani seneye çıkacağını varsayarsan bence çıkacak seneye diye tahmin ediyorum. 2018'de E3'te belki bir gameplay veya bir trailer görürüz. Kapalı kapılar ardında belki oynattırırlar. Seçkin azınlığa. Keşke biz de. Biz de olur muyuz o seçkin azınlıktan dedim ama çok yani. Merhaba CD Projekt Red. Biz de oyuncu seviyoruz falan. Diğer Polonyalı oyuncu dostu adamlar. Bir gidip konuşsan belki. Ama oyuncu dostu da 25 milyon tane oyuncu alıp stüdyoya koyacak halleri yok adamların yani. Olsun bir güzellik yapar. Neyse biz bunu şey yaparız. Bir mail atalım CD Projekt Red. Zamanı gelmiş. Şimdiden yolunu yapacaksın. Oraya gidince olmaz. Ya şey diyeceksin tabii canım. Bizi uğraştırmayın diyeyim mailde. Siz demoyu gönderin. Ha öyleyse tabii daha. Ben burada oynayayım karşılığında da video çekerim size diye. Nasıl? Mantıklı. Anlaşma. Ama derlerse ki gel Krakow'da oyna ben Krakow'da giderim sıkıntı yok. Fark etmez ki her yere giderim. Gel zaten istersen... özellikle gideyim derim orada oynayayım. Değil mi? Krakow'da. Burada oynayayım. Oynamaktan sonra da oynamak daha iyi. Daha iyi. Peki inşallah bir gün hepiniz görürsünüz. O oyunları. O Cyberpunk Krakow'larda oynama şansına erişirsiniz efendim. Sanki ben oynamışım da size tavsiye ediyormuşum gibi. Küfreder gibi oldu inşallah görürsünüz. İnşallah görürsün Krakow'da sanki oyunu. Sanki her gün Krakow'larda Witcher 3'ler oynuyorum, şeyler oynuyormuşum gibi. İnşallah hepimiz görürüz. Neyse asıl konu. Şimdi Cyberpunk 2077 çok büyük bir oyun ya. Fakat ve heyecanlıyız ya bunun için. Fakat her firma bu büyük oyunları yapma telaşına giremeyebiliyor. Üzücü bir bence haber bu. Remedy diye bir firma var. Bu adamlar Max Payne'in ilk oyunu yaptılar ve bayağı popüler oldu. Biliyorsunuz daha doğrusu Alan Wake çıktı. Ardından Quantum Break çıktı. Biraz tartışmalı bir oyundu gerçi kalite açısından ama Remedy'den şöyle bir açıklama gelmiş. Artık oyun yapmak, büyük standart hani klasik AAA, AAA dediğimiz oyunları yapmak eskisinden çok daha zor ve çok daha meşakkatli. Bunun en büyük sebebini de şunu örnek vermiş. Adam diyor ki 10 yıl öncesine baktığımız zaman diyor konsol marketi ne kadarsa diyor. Yani kazandırdığı para ne kadarsa şu anda aynı diyor. Fakat oyuncuların beklentileri o kadar büyüdü ki diyor oyuncuları tatmin edebilmek için eskisine göre 10 kat daha fazla para harcamanız gerekiyor diyor. Ama kazanacağınız miktarda gene aşağı yukarı aynı miktar oluyor diyor. Ya aynı miktar kısmına ben çok katılmıyorum çünkü hakikaten büyük oynayıp büyük alırsan karşında çok daha büyük kazanıyorsun gördüğümüz kadarıyla. Kazanabiliyor. Öyle bir durum var ama bu adamlar biraz daha şeyde ya çok büyük oyunlar çok büyük riskler demek diyoruz ya her zaman için. Evet. Bu adamlar da o kadar riskli oyunlar yapmadı hiçbir zaman. Daha doğrusu çok büyük böyle biraz daha konsantre oyunlar yapıyorlardı. Ve Quantum Break'te de gördük bunu. Sektör artık o konsantre oyunlara karşı biraz daha kapalı. Ya bu hep konuştuğumuz oyunun. Ya şunu kabul edemiyor insanlar. Ara kalite oyunu kabul edemiyor. Quantum Break müthiş miydi? Değildi. Ama kötü bir oyunda değildi. Fakat hani güzel fena değil kabul edemiyor. O kadar bütçe... güzel fena değil oyunlar için harcanılamıyor artık. Bu yüzden yeni yaptıkları oyun P7 diye bir oyun yapıyorlar. Artık oyunun adı mı olacak? Kod adı bu. P7. Belki de belli olmaz. Çıkabilir P7 diye bir şey. Burada mesela tekrar oynanabilirliğe ve online etkileşime önem verdiklerini söylemişler. Ki normalde hiç tarzları değil bu adamlar. Evet. Hep düz hikayeli oyun yaparlar. Aksiyon shooter'ı yaparlar. Ve bu sektörün getirmesi doğrultusunda, getirdikleri doğrultusunda böyle bir karar almışlar. Ne düşünüyorsunuz? Ya doğru olduğu yönler de var da bence hani tamamen de haklı değil. Sonuçta standartlar yükseliyor ama illa o standartları karşılamak zorunda değilsin. Hani daha küçük yaparsın kazancın belki daha küçük gözükür ama daha fazla satıp daha çok da kazanabilirsin. Ama AAA diyorsan büyük yapmak zorundasın. Yani... AAA ama illa hani müthiş gözükmek zorunda değil. Oyun içeriği olarak AAA olur ama hani grafikte belki bazı şeyleri düşürür, tarza önem verir. Hani illaki bir şeylerden kısar. Valla ben de artık şey konusunda adama bir şey diyemiyorum yani hakikaten insanlar bir oyun 60 dolar vereceği zaman şeye çok dikkat ediyor. Adamın dediği aslında şu biraz hani insanlar eskisinden para verip alıyorlardı ama şimdi mesela para verecekleri zaman bu tarz oyunlara alternatif çok ya bir de. Oyunun süresine bakıyorlar, oyunun işte sundukları ekstra şeylere bakıyorlar. Yani insanlar oyundan hani bu oyun bana 6-7 saatlik güzel bir deneyim sağlığının ötesine çıkıp kesinlikle bambaşka şeylere bakıyorlar. Ben bu oyunu 50 saat oynayabilir miyim? Bu 50 saat boş olsun olmasın. Hani oynar mıyım oynamaz mıyım? O yüzden tüm oyunlar artık açık dünya olup ya bu, yan çeşitliğe giriyor ya. Bunu bence hakikaten insanlar istiyor. Kazancını maksimum yapmak istiyorsa evet, evet bunu düşünmek zorunda. Ama hani hem işini yapıp hem de yeterli düzeyde para kazanmak istiyorsa bazı şeylerden kısıp eden daha çünkü ortalama yapabilir. Kısan var yani. Hani oyunun süresinden kısıyor adam ama 60 dolar değil 40 dolar talep ediyor gibi muhabbetler de var. Herhalde fiyatlandırmanın biraz daha bizim sektörde yaygınlaşması lazım. Aynen öyle. Ya bir de AAA'nın çapı da tekrar gözden geçirilecek gibi geliyor. Evet. Ya da işte hani AAA hep AAA olarak kalacak ama AAA'lar artık standart haline gelecek. Evet. Hep söylediğimiz şey o da. Ya bir de bir yandan da hani
ya katıldığım bir yanım, ya sana ilk önce onu söyleyeyim, sana katıldığım bir yan var şey konusunda. Hani 60 dolarlık bir oyuna, ortalama bir oyuna vermek istemiyor olan insanlar. Çünkü 15 dolar, 20 dolara ortalamanın üzerinde oyunlar var ortada. Evet. Hani niye 60 dolar verip ortalama bir AAA oynayayım ki diyor insanlar. Öyle bir yanım var. Bir de AB'de şey konusunda katılıyorum bir yandan ya. Şimdi teknoloji çok hızlı ilerliyor. O teknolojinin bir maliyeti var. Evet. Maliyetlerle hani oyuncu sayısı ve bir oyunu 60 dolar veren oyuncu sayısı da hani ortalama oyuna 60 dolar vermek istemiyorlar kısmını da bir kenara bırakarak söylüyorum bunu. Aynı hızda artmıyor. Yani yaptığınız bir oyun hani aşağı yukarı 500-600 milyon dolar kazandırıyor olabilir size ama 250 milyon dolar verip o parayı kazanmak çekici gelmiyor olabiliyor. Harcadığınız şeye yani emeğe denk gelmeyebiliyor. Onun yerine gerçekten de daha işte ona göre projelerle çalışmak hem daha insanları mutlu ediyor. Bir de zaten şey kısmı da var. En son bunu şeyde konuşmuştuk. Take Two Private Division girişimiyle işte bağımsızlara, daha doğrusu ufak stüdyolara olanak sağlama mevzusundan falan bahsederken hani gerçekten AAA oyunda çalışırken hani sektörde genel olarak şu son zamanlardaki yorumlardan gördüğüm kadarıyla 200-300 kişilik ekiplerle çalışmaktan insanlar yorulmaya da başlıyorlar. Hani yavaş yavaş. Çok zor çünkü. Evet yani gerçekten çok zor. 200-300 kişiyi idare edip sen bunu yaptın, sen onu yaptın, o onu idare etti. Abi iletişimi zor. Çok zor bir kere zaten yani. Yani o, tabii en büyük zaten orada kurgu şey yani. Adam mesela program oluşturuyorsun. O 5. ayda şunu bitirecek ki 6. ayda bu adam şuna geçmesi lazım diye. Ki hani orada bir aksama mesela işi komple tepe taklak ettirebilir. Aynen, zor öyle. Bunu da yapamayacak riskli adamlar olmamalılar yani. Tabii yani orası öyle standart sonuçta. Yani yapabildiğine tabii göre bu işin yapılabilirliği her işte, zaman için var. Astarı yüzünden ama yorucu. Aynen şey. İşte astarı yüzünden pahalıya geliyor derken biraz onu da işin içine katmak gerekiyor. Evet 250 milyon dolar koydular ama 800 milyon dolar kazandılar. Çok iyi para falan diyorsun ama bu insanların hani verdikleri oraya 3 senesi 4 senesi işte stresi bilmem neyi falan diye. Belki de 3 milyar yani dolar kazanacaklardı arada yani. Ya onu riske ediyorlar evet yani. Böyle bir şey var. Ben adamın şu dediğiyle ilgili sadece hani bir şey daha söyleyeyim. Ya şöyle bir şey söylüyor. Mesela şundan da biraz rahatsız olmuşlar. Herhalde bu ekonomik modelle alakalı bir şey. Şimdi diyor siz mesela diyor bir oyun yapıyorsunuz diyor. Elin Bekle örnek veriyor. Bir hikaye yaratıyorsunuz evet diyor. Bir ortam yapıyorsunuz diyor. Hani bir şey kuruyorsunuz diyor. Ve bunun için birkaç yıl çalışıyorsunuz diyor senin evet dediğin gibi. Ve bu ürünü çıkarttıktan sonra insanlar oynayıp bir kenara atıyorlar diyor. Evet. Yani tekrar oynanabilirliği veya o evrende ilgili yaptığınız her şey bitmiş oluyor artık diyor. Aslında bitmiyor. Devam oyunu çıkarırsan devam edebiliyor ki çıkartmışlar. Ama onun için de bir daha bir şeyler yapman gerekiyor yani. Yapamıyorsun. Hani kurduğun evreni çöpe atmıyorsun o açıdan söylüyorum. Evet. Devamını yaparsan ama adamın bakış açısını anlatıyorum size. Ve yani o oyunla ilgili her şey bir anda bitmiş oluyor oyuncu için diyor. Biz bunu istemiyoruz artık diyor. Bir şey yaptıktan sonra o evrenin üzerine bir şeyler inşa edelim. Yani aslında biraz böyle hafif MMO oyunlara yakın mantık olan işte bir evren yapıp o evrenin içini dolduralım ve yani burayı besleyelim. Destinlerin yapmaya çalıştığı, evet, tüm oyunların şu anda yapmaya çalıştığı belki parayla de alakalı bence direkt. Bir de oyunun yapılabilmesiyle alakalı. Hakikaten öyle kalitede. Çünkü dediğimiz gibi bir insanlar yani aynı anda 100 oyuna birden saatlerini harcayamazlar. Seçim yaparlar hep. O yüzden orada rekabet de biraz şeydir bence. Böyle asit gibi yakar yani hani. Evet. Böyle PUBG'nin yanına bir anda çıkıp ben oradan pay alacağım falan dediğin zaman elin boşta dönebiliyorsun şu an için. Veya orayı komple domine edebiliyorsun. Ama bu hakikaten zor bir şey başarması. Ya şeye katılmıyorum. Oyuncular bir kenara atıyor da sonuçta hakikaten unutulmaz bir şey yaptıysan 20 yıl sonra bile anıları kalıyor. Çok güzel bir şey. Ya orası öyle. O yüzden diyorum ya biraz daha manevi duygularla değil ekonomik duygularla düşünülmüş bir yani açıklama gibi geliyor bana bu. Tabii direkt ekonomik. Yani direkt ekonomik. Ya bir şey kısmı da var bu arada kenara atılma mevzusunda. Diablo 3'ten direkt bir örnek olarak şey yapayım. Jay Wilson diye bir abi vardı başında. Bayağı da gömülmüş bir abiydi kendisi oyun kötü çıkınca vesaire. O bir röportajında ya hayal meyal hatırlıyorum. Yani bir yanlış söylemiş olursam bilen birisi varsa beni düzeltebilir yorumlarda. Şey diyor. İşte oyunun daha beta'dan da önceki aşamalarında böyle sızan görsellerde gözüken işte talisman falan gibi böyle şeyler vardı. Mekanikler vesaireler vardı. Adam şey yapıyor, biz o hani bazı mekaniklere ona işaret ederek birazdan işte aylarımızı harcadık, üzerine düşündük ama en sonunda uymayacağını bir türlü hani oraya yediremediğimiz için kenara atmak. Yani düşünün o 4 ay içerisinde ne emekler ne paralar. Hani sadece parasal mevzuna ötürü de olmayabiliyor bu işin hani kenara atılma mevzusu. Hakikaten en sonunda yediremedikleri için. Yani tabii bunu söyledikten sonra da ulan keşke koysaydınız yemiyor olsa bile belki daha güzel olacaktı oyun diye de eleştirdim. O da ayrı bir mevzusu ama bazen şeydir sinemada da o vardır. Hani kill your darling, sevgilini öldür. Hani çok güzel çektim diye o görüntüyü koymak zorunda değilsin. Çok güzel yaptım diye onu koymak zorunda değilsin şey mevzuları var falan var. Yani alakasızsa alakasızdır yani. Evet. Ya bunlar hep işte yani o maliyete ekleyen şeyler. Ben de şeyi okudum bu çansa. Bu gündem haberimizde yok ama okumuşken paylaşayım. God of War'daki balta olayını anlatıyor orada. İşte evet. Silah yapan adam. İzledin mi sen de onu bilmiyorum da. Silahları dizayn eden yani dövüş mekaniğini tasarlayan abimiz anlatıyor nasıl süreç gelişti diyor. İşte Cory Balrog oyunun başına kadar ilk gelip söylediği zaman diyor hani bize kitap dağıtmıştı diyor. Bakın böyle bir artık ortamda olacak bu oyun diye. Fikirlerini paylaştı, vizyonunu paylaştı diyor ve
karakterde balta istediğini söyledi. İlk balta önce diyor hani biz böyle dal geçtik kendi aramızda falan diyor. Hatta bayağı muhabbet etmişler işte böyle. Bayağı söylüyor adam bunu da. İşte balta ne lan falan diye böyle. Bu çok ilginç bence. Neyse sonra uygulamasına başladık bunun diyor. Fakat mesela şöyle bir problem varmış oyunda. Aslında ne kadar çözüm odaklı olduğun zaman çok basit gelen şeylerin arka tarafta ne kadar çalkantılı olduğunu görebiliyorsun. Abi problem şu şimdi. Baltanın hiçbir özelliği yok diyor en başta ve Kratos'a böyle dandirik bir baltayla savaşması da çok mantıksız geliyor aslında adam için. Ve baltayı hani fırlatma gibi bir şey katıp oyunu biraz dinamikleştirmek istiyorlar. Fakat bir sıkıntı var. Şimdi balta atınca çıplak elle dövüşebiliyor ama bu sefer de olay çok çıplak elle dövüşüne gidiyor. Yani baltayı alıp gitmek olayı oyunu çok bölüyor. Hani koşup baltayı, baltayı evet. Tekrar almak çok şey yapıyor ve bunun çözümünü de belli bir süreden sonra baltayı o zaman Thor gibi geri çeksin. Aslında hani bizim için çok ilk akla gelmesi gereken şey ya. Ya onların bir teorisi Thor gibi bir çeksin ama aslında bu ilk akla gelmesi gereken şey adamların işte bir işte atıyorum bir haftalık bir çözüm sürecinin parçası olmuştur. Çünkü herifler yapıyor oynarken şeyi hissediyorlar yani olmuyor hani o hissetme süreci de var. Oraya gitme hissiyatı evet, kötü yani. Oraya gidip onu çekme hissiyatı kötü aksiyonu bölüyor hani o hoşlarına gitmiyor adamların ve onların hoşuna gitmemesini anlamaları için de ya biz 10 gün falan belki de oynaması gerekiyor adamın hani evet. Oyunu ki hissedebilsin. Ama o çözüm mesela düşünsen ekipte mesela onu çözene belki de madalya vermişlerdir falan yani. Helal evet. Olsun falan diye. Ama hak da etmiştir bir yandan çünkü şeyin üzerinden gelmek de zor. Belki de ilk düşündüler Thor gibi göreceksin. Abi Kratos bu. Hani Thor ne alaka yani? Hani ne mantıkla vereceksin bunu Kratos'a diye düşünüp üzerine çok düşündüklerini fark edip abi oyuncular buna bakmaz. Oyuncular geri çekmeyi isterler. Hani yani o da madalya abi bir dakika saçma bir şey düşünüyoruz diyen adam madalya hak ediyor aslında bakarsan bazen. Ya bir de zaten oyunlarda şey olayı yani şimdi gerçeklik her zaman çok gerçekçi olmaması lazım ya. Çok gerçekçi evet. Oyun çok keyifli değildir yani. Öyle olsa gerçek hayat çok keyifli olurdu zaten. Hani öyle olsa herkes simülasyon oynar. Ya evet hani gerçek olarak keyifli bir şey değil. Bazen bazı şeyleri esnetip bükmen gerekiyor tabii ama oyunun kendi mantığı içerisinde olması lazım bunu. Sadece bu aklıma geldi onu da paylaşayım dedim. Bu arada biz bir haber okumuştuk ya kılıçlarda olacak gibi gösteriyordu evet. Ama bu adamın konuşmasında sanki kılıç olmayacak gibiydi benim gördüğüm. Ya bir şey çünkü Blades of Chaos'a veda edildiği gibi o tür kılıçlara veda edildiği gibi konuşuyordu. Ya benim gördüğüm kadarıyla evet Blades of Chaos klasik kılıçlardan bahsetmiyor ama ben şeyi okumuştum bir yerde işte PC Gamer ana odak balta olacak. Ona alıştırıyorlar. Yani başka silahlar olacak ama ana odak balta olacak diyorlardı. Artık o başka silahlar. Thor'la karşılaşıyorsa tuhaf diyaloglar çıkabilir. Sen de mi çekiyorsun? Ben de çekiyorum. Nereden buluyorsun o baltayı? Aslında onu öldürüp alması lazım da. Ama çekici çok şey farklı. Ya evet onun çekici, çekici zaten alsa daha iyi. Çekici de belki bir yerde kullanırız bilmiyorum ki. Aynı neyse God of War Ejcan çıkma yakınken sardı bünyeleri. Tunca ile benim bünyelerimi sardı. Orunun bünyesini saramadım. Yok çünkü. Ben çekici kaldıramaması için sebepler düşünüyorum yani. Ha. Kratos yani evet çekici alırız falan. Adam abi. Yani koskoca Olimpos'u şey yapmış adam. Yüreği temiz olması lazım. Yani. Çekici kaldırabilmen için. Yüreğin temiz, bileğin kuvvetli. Kratos'un yüreği tanrılığı katleden bir yani, adam evet. Yani. Bilekte çok problem yoktu. Yürekte biraz sıkıntı var gibi geldi bana yani. Neyse efendim şimdilik bizim güne bayramımızdan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ne hakkında derseniz tabii ki de benim güzelliğim hakkında değil. Taylan'ın koyduğu müzik hakkında. Müzik önerilerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.